Kanada'nın gündemini en çok ilgilendiren olaylardan en önemlisi geçtiğimiz hafta kameramız ve mikrofonumuz halk tarafından elimizden alınmıştı. İsterseniz bir o geceye dönelim ve izleyelim. Bakalım kameramız ve mikrofonumuz elimizden gittiği zaman sunucumuz Duygu Tağmaç ve Alp Ermiya neler yaptı? Bir izleyelim. Evet, Duygu ne yapıyorlar bize ama? Bilmiyorum. Ne oluyor? Bir şey evet, var. Evet, biz Cypress Garden'da bu gece çok eğlendik. Sizin görüşlerinizi alalım lütfen. Biz de eğlendik. Siz eğlenince biz de eğlendik. Enerji çok güzeldi. Hem çalıştık hem eğlendik. Sen? Vallahi eğlendik de şimdi kamera da gitti, mikrofon da gitti. Beni zorla getirdiler. Ben içeride eğleniyordum. Zorla tuttular. Dedim ne oluyor? Bir şey mi var? Rehin mi alınıyoruz? Bir de baktım kendimi burada soruya vurdum. İlla bizimle onlar röportaj yapacakmış. Ha. Öyle her zaman herkesin eline geçmez böyle bir röportaj. Tamam, başka sorunuz başkan varsa ne, alalım. Başkan ne merak ederseniz sorunu söyleyelim. Sizin televizyondan beğenmediğiniz bir şey mi var acaba? Sevmediğiniz. Yok. Ben çok merak ediyorum arkadaşım. Ne zevk alıyorsun bu kameranın arkasında kendini gizleyerek milleti böyle dikizliyormuşsun gibi seyrediyorsun. Ne zevk alıyorsun onu bir anlat. Ondan sonra gerisi sende kalsın. Meraklı ikizler meraklı ikizlere sordu. Hadi evet. Bakalım cevap ver. Şimdi televizyon öyle bir şeydir ki bir oyuncaktır televizyon. Çok pahalı bir oyuncaktır. Herkes merak eder ne vardı. Evet merak ettikleri için sordular ama hiçbir şey yoktur. Başkalarıyla mı paylaşıyorum mesela? Evet, mutluluklarını paylaşıyoruz, güzel anlarını paylaşıyoruz. İnsanlara istedikleri haberleri sunuyoruz. Yani bu akşam Garden'da ne vardı? Eva Grill'de ne vardı? Kimin doğum günü vardı? Kimler dünya evine girdi? Kimler mutluluklarını paylaştı? Evlilik yıl dönümlerini kutladı? Bunları işte ekranlar önüne getirerek ve insanların bu mutluluk anlarını paylaşmasına yardımcı oluyoruz. Onun için bundan haz alıyoruz, zevk alıyoruz. Bilmiyorum işimizi doğru mu yaparız, yapmaz mıyız artık. Çok güzelsiniz. Sizin görüşlerinizi alalım. Nasıl? Londra Haber Magazini izliyor musunuz? Mümkün olduğunca izliyorum. İzliyorum ben de. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Süper. Beğenmediğiniz, olmasını istediğiniz bir şey var mı magazinde? Yok. Yani her şey güzel. Londra'dan haberler alıyoruz gidemediğimiz zamanlarda. Sevdiklerinizde Kıbrıs'ta var mı tanıdıklarınız, sevdikleriniz? Bütün ailemiz Kıbrıs'ta. Kıbrıs'taki ailelerimize selamlarımızı yolluyoruz, öpüyoruz. Kimler var, neredeler? Benim anneannem, dayılarım var. Benim de. Teyzelerim var, hep Alsancak'ta. Onlara çok selam söylüyorum. Ben. Sormak istediğiniz evet. Başka bir şey varsa çekinmeyin, evet, buyurun. Soru sorulmaya getirdim. Evet, gerçeğine değil. Gelin siz sorun. Biz soralım. Evet. Evet. Ya ben bu kameraman arkadaşımla takılı kaldım. Yani düşünsene, bu adam bu işi atıyorum 5 senedir yapıyor. 10 senedir yapıyor. 10 senede bu kameranın arkasında hep gizli bir şekilde kendini saklayarak bu işi yaptı. Şimdi bu bayan hep önde. Bu arkadaş hep arkada. Yani yer değişselerdi. Nasıl bir muhabbet çıkardı ortaya diye ikisine birden soruyor. Şimdi zaman bir zaman ben de kameranın önündeyim. Ama Duygu gibi güzel bir insanı kameranın arkasına herhalde saklamamak gerekir. Yanlış olur. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Ben Duygu'yu kameranın arkasına saklamak istemem şahsen. Siz ne düşünürsünüz? Size soruyorum. Biz de aynı fikirdeyiz. Vallahi yani. Ve oy birliğiyle kamera önünde olmayı seçtik. Evet. Başka soru? Soruyor. İkizler soruyor. Soruyor yine ikizler. Şimdi arkadaşım. Her şey güzel, hoş. Sen burada kameranın arkasında lay lay lam yapıyorsun. Nasıl olsa senin şeklini, şemalini merak eden yok. Kamerayı tutan sen. Sen ne hissediyorsun bu kameranın arkasından? Ah bir de ben de çıksam da önünde yıldız olsam diye düşündüğün zamanlar oluyor mu?
Yani acaba kıskançlık gibi bir şey mi? Yani kıskanıyor gibi mi de mi sordunuz? Şimdi bizi herhalde birbirimize düşürmeye çalışıyorlar ama biz ekranı çok güzel paylaşıyoruz değil? Çünkü biz çok iyi bir ekibik. İş bölümü yapıyoruz. Kameranın önünü, arkasını çok iyi şekilde paylaşıyoruz. Çok iyi bir ekibik. Daha ekibimizden eksik olanlar var. Oceana var. Oceana yok aramızda. Başka programlarımızın sunucuları, Londra Gündem, Londra Penceresi'nin sunucuları, Songur Canbaz var. Çok büyük bir ekibik esasında. Hiçbir birimizden bir kıskançlığımız yok. Daha da insanlar varsa ki bizim aramıza katılmak ister, kameranın önünde ve arkasındaki heyecanı hissetmek isterlerse, Halkın Televizyonu'nda, evet, Kıbrıs Genç TV'de bizlere gelsinler diyoruz, katılsınlar. Biz sizler için varız, sizler de bizler için varsınız. Tabii herkesin de daha iyi olduğu bir alan var. Daha çok spor alanlarında, band, magazin, burçlar, yani hepimizin de yetenekli olduğu bir alan var ve herkes kendi işini yapıyor. Ben şimdi kalkıp da spor programı sunamam ama Alp onu çok iyi yapıyor. Ben de burçlarda eğitimli olduğum için ben de magazin programında hem magazini sunuyorum hem burçları. İnsanlar beni öyle seviyor, öyle tanıyor. Dolayısıyla herkes iş bölümü yaptı, herkes işini biliyor, herkes birbirine saygı gösteriyor. Bizim amacımız halkımıza hizmet, aynı olmak. Bu arada editörümüz de var. Editörümüzü de söylemeden geçemeyelim. Çok genç, 20 yaşında bir kız var. Çok yetenekli. Bu gördüğünüz televizyondaki bu filmler çekiliyor burada. Bu filmleri edit yapıp filmlerimizin kurgusunu hazırlıyor. 20 yaşında çok yetenekli bir genç var. Bir bayan var, Gülay var. Yani onu hiç görmüyorsunuz. Ama ekranda seyrettiğiniz bütün kurguyu o yapıyor. Siz bütün bir ekip olarak bizi buradaki Londra'daki vatandaşları Kıbrıs'taki ailelerimizle buluşturuyorsunuz. Mesafeler ne kadar uzak olsa da bizi yakınlaştırıyorsunuz. Önemli olan bu. Önünde veya arkasında olması gerekmiyor. Yani uzakları yakın yapıyoruz. Tabii bunların olması kolay değil. Bunların bu editlerin yapılması, çekimlerin yapılması özveri istiyor. Her şey halkımız için, vatanımız için. Burada çekimlerimizi yaptık. Teşekkür ederiz. En güzeli o. Her şey için çok teşekkürler. Genç TV'ye de teşekkür ederim. Genç TV'ye de çok teşekkürler. Sundukları için, canlı yayınları bize kazandırdıkları için Genç TV'ye ve Birinci Medya ailesine buradan teşekkür ediyoruz, değil mi? Çok teşekkür ediyoruz herkese. Evet, çok güzeldi Duygu. Hep biz sorduk. Siz ama bir yerde, bakın biz her yerde. Bye bye. İyi görüşmek üzere. Bu kadar sıcak.